Muhterem hocalarım, kıymetli misafirler, değerli konuklar. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Dicle Gençlik Kulübü'nün düzenlemiş olduğu Kur'an'la Yetinme Söyleminin Çıkmazları programına hepiniz hoş geldiniz. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. Dedim ya, iki tane temel dayanağımız var. Biri Kur'an-ı Kerim, ikincisi hadisler. Şimdi Kur'an'ın olduğu gibi bize geldiği hususunda ümmet arasında bir itiraf söz konusu değil ama hadisler hepinizin de bildiği üzere Peygamber Aleyhisselam zamanında kayıt altına alınmadığı için aynı Kur'an gibi metin olarak, yani Kur'an-ı Kerim'le hadislerin eşdeğer olduğunu söylememiz yanlış olur. Yani bunu hiçbir Müslüman bugüne kadar da iddia etmiş değil. Metin olarak, yani Aziz Peygamber'in ağzına çıktığı haliyle bütün hadis metinlerin korunup günümüze kadar geldiğini söylememiz bir yanlışlık olur. Ümmetin bu ustada bir itilafı söz konusu değil. İşin ilginç tarafı, Mısır'da da aynı hareket ortaya çıkıyor. Mısır'da da, çünkü orada da İngilizler Mısır'ı işgal ediyorlar. Dolayısıyla Müslümanların zelil bir şekilde, ezik bir şekilde Batı ile ilk kez yüzleşmiş oldukları iki coğrafyadır bu. Ve buradan bu hareketin ortaya çıkmış olması da çok ilginçtir. Zamanımıza getiriyorum ben sizi, zamanımıza. Peki niye bizim zamanımızda var? Ben Iraklılarla bir toplantı yaptım, Irak'ta da bu hareket yaygı. Sizin derdinizde bana söylenen şey şu. Dediler ki, İslam coğrafyasına baktığınız zaman hem etnik hem de inanç noktasında en çok ayrışmanın yaşanmış olduğu ülke Irak. Şiilik var, Sünnilik var, Ezidilik var. Irk açısına baktığınız zaman baktık. Mezhep açısına baktığımızda Sünnilik var, Şiilik var. Başka ufak tefek şeyler var. Böyle bir pörçük olmuşuz. O zaman da bir bakan vardı bunların düşüncesinde olan. Biz bu ümmeti, bu Irak nüfusunu bir araya getirebilmek için bizim Kur'an etrafında kenetlenmekten başka bir yolumuz olmadığını anladık. Bir parantez açıyorum. Şu anda İslam dünyası içerisinde Sünnilerin en ezik, en horlanmış, en kötü konumda oldukları ülke neresi? Irak. Irak, biz farkında değiliz.